Merhaba arkadaşlar, Sil Baştan Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir çikolatalı pasta yaptım. Hiç bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Dört tane yumurtamız vardı. Sarılarını bir kabıma kırdım. Beyazlarını bir kabıma ayırdım. Ve ilk önce yumurta beyazlarımıza başlayalım. Üzerine bir çimdik tuzumuzu ilave edelim ve çırpmaya başlayalım. İyice köpürünceye kadar, beyazlaşıp katılaşıncaya kadar çırpalım. Evet arkadaşlar, yumurta beyazlarımız harika oldular. Bir kasemizi bir kenara alıp, evet, son halinde gösterdim. Şimdi yumurtalarımızın sarılarını çırpalım. Üzerine bir su bardağı şekerimizi ekledim ve çırpmaya başlayalım. Güzel köpürene kadar çırpalım. Üzerine yarım çay bardağı ılık suyumuzu ilave ediyorum ve tekrardan çırpıyorum. Bir su bardağı unumuzu da ilave edelim. Artı 2 yemek kaşığı daha un ilave edeceğiz. Evet. Birinci kaşığımız ve ikinci kaşığımız. Ve 3 yemek kaşığı kakaomuzu da ilave ettim. Bir kabartma tozumuzu, bir vanilyamızı da ekleyelim. Ve tekrardan çırpalım. Kakaomuz tozladığı için mikserimde bu arada tozlanmış. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, güzel bir hamur elde edelim. Ve yumurta beyazlarımıza sıra geldi. Hepsini birden ilave etmiyoruz. Ben üst seferde ilave edip alttan üste gelecek şekilde karıştıra karıştıra yumurta beyazlarımı hamuruma yedirdim. Evet, böyle alttan üste gelecek şekilde. İkinciye tekrar koyalım yumurta beyazlarımızı ve aynı işlemi tekrarlayalım. Şimdi hepsini ilave edeceğim. Bir son kez karıştıralım. Evet arkadaşlar, hamurumuz bu kıvamda olacak. Tekrardan gösterelim. Ve benim kelepçeli kalıbım vardı. Kenarlarını margarinle yağladım. Altına da yağlı kağıdımı geçirdim. Ve hamurumuzu kalıbımızın içerisine boşaltalım. 180 derece fırında 20-25 dakika pişmeye gidelim. Panispanyamız pişerken biz kremasını yapalım. Evet, birkaç defa vuruyorum ki havacıkları içerisinden çıksın diye. Ve fırına bırakalım, pişsin. Biz kremasını yapalım. 2,5 su bardağı sütüm vardı. Evet arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerimizi ilave edelim. Bir tane yumurtamızı kıralım. 2 yemek kaşığı unumuz vardı. Hatta göstereyim kaşıkla ölçümü. Evet, bu şekilde. Onu da ilave edelim. 2 yemek kaşığı da nişastamız vardı. Onu da ilave edelim. Bir tane de vanilyamızı ekleyelim ve güzel kıvamlı bir muhallebi elde edelim. Evet arkadaşlar, ocağımıza muhallebimizi koyduk. Karıştıra karıştıra koyulaşıncaya kadar. Evet arkadaşlar, kıvamı bu şekilde olacak. Ben ocağımı söndürdüm ve soğumaya bırakalım. Biz bu arada, evet, 1,5 su bardağı sütümüzü alalım. Pastacı kremasını kullanacağım, çikolatalısından. Ve onu da ilave edelim. Ve çırpalım.
Bomba gibi bir pasta yapacağız bugün. Evet, çırptıktan sonra mikserimizi alalım. Toz olmasın diye bu sefer el çırpıcı size çırptım. Üzerine 100 gram margarin ekledim. Ben siz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Evet, tekrardan çırpalım. Buzdolabımıza kaldıralım. Ve biz ev kremasını şimdi krem şanti koyarak çırpalım. Muhallebimiz soğudu. Üzerine bir paket krem şantimi ilave edeceğim. Derken 2,5 yemek kaşığı ilave ettim. Evet. Bir paket çok gelecekti benim kremama. O yüzden 2,5 yemek kaşığı ilave ettim. Bir güzelce çırpalım. Harika bir muhallebimiz oldu. Evet. Pastamız da soğudu. Pastamızı ikiye böleceğiz arkadaşlar şimdi. Böyle ben işaretledim ilk önce bıçakla. Sonra bir ip aldım elime. Böyle ipi sağ solu yaparak tam ortadan böldüm. Böyle daha güzel kesildiği için ben böyle tercih ettim. Evet. Pastamızı da ikiye böldüm. Pastamız halen daha çok soğumamıştı. Evet. Ama acelemiz olduğu için ben kesmeyi tercih ettim. Evet arkadaşlar, iki tane pandispan yağmurumuz ortaya çıktı. Bir üzerine yarım su bardağı sütle ıslayalım. Yumuşacık kekimiz ama olsun, gene de ben ıslamayı tercih ettim. Daha yumuşak, daha güzel bir pastamız olsun diye. Yeniden kelepçeli kalıbımı geçirdim. Ve üzerine muhallebimizi dökelim. Evet arkadaşlar. Harika bir muhallebi. Hepsini dökeceğim ben arkadaşlar kremamızın ve düzleyelim. Ve ben pastamızın ara katına muz ekleyeceğim ama siz dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben bugün muzlu pasta yapmayı tercih ettim. Evet, böyle dizdikten sonra muzların üzerine şimdi pastacı kremasını yayacağım. Bu şekilde bile harika oldu. Üstüne gelecek panispanyamızı da tekrardan sütle ısladım ben. Evet arkadaşlar, şimdi pastacı kremasını ilave edelim ve şöyle güzelce bir yayalım, düzleyelim. Burada yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Hızlı etmeyelim çünkü birbirine karışmasın diye. Ve tekrardan evet. İkinci pandispan yağmurumuzu koyalım. Çok yumuşak olduğu için evet. Kırılacak diye korktuğum için yavaş yavaş koydum. Ve üzerine tekrardan pastacı kremasını sürelim. Düzleyelim. Dolabımıza kaldıralım. Ben dolabımda en az 2 saat beklettim. Siz daha da çok bekletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, pastamız 2 saat dinlendikten sonra tekrardan tezgahımı aldım. Yağlık kağıttan ölçü alıyorum şu anda. Evet. Böyle kestim tam ölçüsünde yağlı kağıdımızı. Onu bir kenara aldım. 80 gramlık çikolatamızı kasemize alalım. Benmari usulü eritelim. Evet arkadaşlar, erimiş olan çikolatamızı ben su bardağının üzerine buzdolabı poşetimi yerleştirdim ve onun içerisine ilave edelim. Ve ağzını sıkıca bağlayalım.
Tabancada gelecek kısmını keseceğim ben şimdi. Evet. Poşetimizin ucunu azıcık keselim. Bir yağlı kağıdımızın üzerine desenler çizelim. Ben böyle daireler çizmek istedim. Siz değişik şekillerde de desen çizebilirsiniz. Evet, böyle gelişi güzel daireler çizdim. Evet, şeklimiz bu şekilde ve unun donmasını bekleyelim. Pastamızın çerçevesini çıkardım ve kenarlarını sıvayalım. Evet, böyle bu şekilde sıvayarak düzleyelim. Ve üzerine benim böyle bir pasta tarağım vardı. Onunla desenler çiziyorum. Evet arkadaşlar, desenimiz de ortaya çıktı. Evet. Çikolatamız yağlı kağıdımızın üzerine dondu. Bir onu şimdi etrafına geçirelim. Evet, böyle yapıştıracağım. Hiç korkmayın arkadaşlar, çok harika oluyor. Evet. Böyle yapıştıralım. Ve bunun da 5-10 dakika dinlendirelim. Şimdi kağıdımızı çıkartalım. Evet. Göründüğü gibi kolayca çıkıyor. Evet arkadaşlar, yağlı kağıdımızı çıkardık ve desenimiz ortaya çıktı. Harika görünmüyor mu sizce? Bence çok harika oldu. Tam orta kısmına da biraz damla çikolata ekledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ama ben bu kadar güzel pastayı daha çok süslemek istemedim. Zaten yeteri kadar süslü olduğu için tam ortasına biraz damla çikolata koydum. Evet, böyle bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Evet, harika bir pasta oldu. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer pastamı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın.